Minecraft'ta bugün sana hiç göremeyeceğim bir şey göstereceğim. Çünkü elimde taşımış olduğum bu toprak sandık gibi sandık sunan bir moda bakacağız bugün. Tabii ki neden böyle olduğumu şu anda sormayın. Ben de bilmiyorum. Biraz karışık oldu. Diğer videoda düzeleriz herhalde. Neyse moddan başlayacağım. Ancak sen like atmayı, abone olmayı, bildirim açmayı ben hatırlatmadan bunları yapman gerekiyor diye düşünüyorum. Ve yapmışsındır diye ummak istiyorum bence. Bu arada izlemezsen zaten kaçıracak olan ben değilim. Biliyorsun sen kaçacaksın. O yüzden bence sonuna kadar izlemeyi bir değerlendirmen gerekiyor diye tahmin ediyorum. O yüzden hemen moda geçiyorum. Şimdi modumuz şu dostlarım. Bakın zaten anlamadıysanız şöyle bahsedeceğim. Şimdi modun sunmuş olduğu bazı sandık türleri var ve bunlar en kötüden en yeniye kadar gidebilen sandıklar. Yani sizin ne kadar fazla maliyet verebileceğinize, ne kadar karşılayabileceğinize bağlı olarak değişen sandıklarınız var artık. Hem yapabiliyoruz hem de kullanabiliyoruz. Ancak kullanım kısmında biraz daha maliyet vermeniz gerektiğini söylemiştim. Bakın biraz daha zenginseniz daha iyi sandıklara erişeceğinizden bahsettim değil mi? O yüzden şimdi ilk başta bu toprak sandıktan başlayıp diğer sandıklara ilerleyeceğiz. Hemen toprak sandığı göstereyim. Buraya koyuyorum. Sonrasında aç butonuna tıklıyorum. Bak bir tane sadece slot sunuyor. Bunlarla yaparsınız. Yani maliyetiniz ne kadar verebileceğinize bağlı olarak değişen sandıklar kazanacaksınız. Mesela ben şimdi bunu yaptım. Kolay bir şekilde üretebildiğim bir sandık olduğu için sadece bir tane slot verecek. O zaman ne yapacaksın dostum? Daha fazla maliyet vereceksin. Bundan sana bahsetmiştim. Aç butonu çıkmadığı anda bakın şu beyaz şey çıkıyor ya üstünde. Oraya vuracaksınız o şekilde. İçindeki bloğu geri vermesi gerekirken niye vermedi ben de bilmiyorum. Herhalde çok güçsüz bir sandık olduğundandır. Muhtemelen ben yaratıcıda kırdığım için de olabilir. Bunu videonun ortalarında deneriz. Ancak şimdi diğer sandığa geçmenin zamanı geldi. Yani biraz daha maliyet verdin diyelim. Biraz daha zenginleştim diyelim. O kadar üste çıkmıyoruz. Biraz sakinleş kardeşim. Demir bir sandığa geçiyoruz. Demir sandık içinde zaten tahmin ettin. Her birinin isminde ne yazıyorsa o şekilde maliyet vermen gerekiyor. Yani bu şu demek oluyor domuz kardeşim. Sen de bir abone olmayı hatırlatırsan muhteşem olur ama sana da anlatayım. Bak kanka zaten o dinlemedi ama bari sen dinle bence anlatacaklarımı. Yalnız kalmak istemiyorum. Şimdi yanına bunu koydum. Bakın aç butonuna basıyorum. İlk başta gelmesini bekliyorum. Şöyle ortalara doğru getirdiğim zaman sukluluğumu gördünüz mü? Bu normal bir sandıktan bile daha fazla depolama alanı sunuyor. Baktığınızda birinci sandık toprak sandığını gösterdim. Bir tane slotu vardı. Daha fazla maliyet verdim. Bunu kazandım. Bak domuz kardeş de şu anda dinlemeye başlıyorsan, izlemeyi bıraktıysan ne diyeyim abi yani. Onu açmanız için yanlış anlamadıysam şu şekilde açma kısmına gelip bu şekilde basıyorsunuz. Yani biraz daha ortalara doğru gelmeniz gerekiyor. Windows'un doğruya sağ tıklayacağınız. Elde edebileceğimiz demir sandık varken niye bunu yapmayalım anladık mı? Yani olay bu bence. Şimdi o zaman diğer sandığa geçelim istersen. Buradan aşağıya indim. Bu sefer de neye geçebiliriz? Bence altına geçebiliriz. Demirden bile fazla baktığımız zaman aslında demek ki bu daha değerli bir madenmiş. Artık elmas sandık olsun. Ne dedik? Biraz daha maliyetse daha fazla da kazanç sağladığımızdan bahsettim. Hemen o zaman bunu bir yere koyabilirim. Bakın zenginliğimi sergileyebiliyorum. İçerisinde de istersem elmaslarımı depolama alanına baktığınızda aslında sadece bu saydıklarım değil daha fazlasını bile bunun içinde zaten saklayabilirsiniz. Ki buraya baktığımızda gerçekten de bakın şu şekilde ben kaydıracı göstermeye çalışayım. Çok fazla büyük bir depolama alanına sahipsiniz ve bunu bundan bile daha büyük hale getirebileceğiniz sandıklarınız da var. Ya abi yani sen bana öyle söyledin. Ben biraz daha zenginim dedin. O zaman ben sana zaten gösteriyorum. Küçükten büyüğe doğru başlamıştık videonun başında. O zaman ne duruyoruz abicim? Diğer sandığa geçmenin zamanı geldi. Bu da sanırım toprağa gösterdik. Sonrasında sanırım Cooper'a geçmenin zamanı geldi gibi. Az değerli olduğu için diğer madenlerine nazaran bakın maden dışlaması yapmıyorum ama diğer madenlere nazaran sanırım daha kolay bulunabildiği için depolama alanına baktığımızda daha az geliyor gözümüze. Ancak hemen bitmiş değiliz çünkü tekrardan devam ediyoruz. Sandıklar hala bitmedi. Bakın bu güncellemeyle gerçekten çok fazla seçeneğiniz var. Yavaş yavaş geliyor. Cooper'ı da gösterdim çünkü o zaman Netherite'ı ne kadar fazla yerim olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Hatta anlamanız için bir yöntem daha göstereceğim. Merak etme oradan da karşılaştıracağız. Daha bitti mi? Tabii ki bitmedi. Envanterime tekrardan giriyorum. Bakın bu videoda kaç kere envanter açtık sizle beraber. O zaman diğer sandığımız olan birinci sandık burada obsidyen sandığımız üzerine geliyorum. Aç butonuna basıyorum. Gördün mü? Diğerlerine nazaran benzer bir depolama alanı var aslında baktığımızda ama yine pahalı. Hani zaten bu depolama alanları bana yetmez diye düşünme dostum. Bunlardan birkaç tane yaparsın. Yani zaten son seviyeye gelenler için yani o kadar fazla madeniniz varsa bunlardan da birkaç tane fazlasını yapabilirsiniz diye tahmin ediyorum dostum. Yani değil mi? Evet bunu gösterdim. Niye bir daha koydum bilmiyorum. O zaman kristal sandığı buraya koyalım. Aç butonuna basalım. Bakın bu biraz daha böyle şeffafımızı bir sandık. Ancak içerisine eşya koyduğunuzda eşyanın görünceğini düşünmeyin. Merak etmeyin. Yine temel bir şekilde depolama alanında birbirine benzer. Bunlarla beraber zaten fazla maden veriyorsunuz. Örnek veriyorum ben bundan bir sürü yaparım ya da şu obsidyenden bir sürü sandık yaparım. Peki büyütme özelliği falan var mı? Baktığınızda bunların hiçbirinde şu anda büyütme özelliğini kullanamazsınız. Yani şu şekilde zaten birbirine birleştirdiğinizde Minecraft'ta normalde. O zaman şuradan Minecraft'ın normal bir sandığını alıyorum. Bakın zaten sandıklar kısmında bunlar kategori olarak da modun eklemiş olduğu sandıklar da buraya gelmiş. Minecraft'taki normal bir sandığa bakıldığında birlik bir sandık bu şekildeyken bakın diğer sandıklardan sadece toprağa nazaran biraz daha büyük tabii ki ama diğer sandıkların yanına çok yaklaşamayacak bir tür baktığımızda Minecraft'ın ki ne yapıyoruz ama burada büyütme özelimiz var. İki tane sandığı yan yana koyuyoruz. Sonrasında baktığımızda bu alana kadar çıkabiliyoruz. Tek eksiğimiz tabii ki bunlarda büyütme özelliği olmaması. Buna nazaran bununla karşılaştırmak istiyorum diyorsan ama zaten büyütmeye gerek yok dostlarım. Yani bakın ben size Netherite gösterdim, elmas gösterdim. İçinde tekrardan şu şekil sana açıp gösterebilirim istersen. Bak geliyorum buraya. Tabii ki biraz daha scroll'umu oraya doğrultmam lazım. Bakın bu şekilde geldi ekranıma sağ tıkladım. Siz Windows'ta öyle yapacaksınız. Aç butonuna bastığınızda mobildeyseniz
tabii. Yani bu kime etmez, bence herkese yeter diye düşünüyorum. Umarım veriyordur gerçekten de. O zaman deneyelim, içerisine bir eşya koyalım. Fark etmez ne koyarsak koyalım, zaten sadece bir seçeneğimiz var. Yani bir sandık içine sandık bile koyabilirsin aslında baktığın zaman. Bunun için de hemen hayatta kalmaya geçiyorum ve şunu ümit etmek istiyorum. Umarım verdiğim eşyayı geri verir bana. Hemen kırmaya başlayalım. Tabii nasıl kırıyorsunuz? Bakın şu şekilde beyaz bir şey çıktığı zaman kırmaya başlayabilirsiniz anlamına geliyor. Çok yavaş kırılmıyor mu domuz kardeşler? Pardon, siz koyunsunuz kardeşim. Bakın şu anda ben bu sandığı kırdım. Evet, tahmin ettiğim gibi oldu. Bakın o vermiş olduğum sandığı ben toprak koysaydım toprağa geri verecek. Geri veriyor ama moddayken sadece hayatta kalmada bunları görebiliyorsunuz. Yani endişelenmenize gerek yok. Bunu da video içinde göstermiş oldum zaten. Bu bir de şöyle göstereceğimi söylemiştim. Bu genişlik alanının ne kadar büyük olduğunu anlamak için. Çünkü mobilde anlamıyorsunuz. Hani böyle biraz daha sanki daha azmış gibi. Bu arada geçmek istersen bak video ayarlarına geliyorsun. Burada zaten cep versiyonda UI profili var aşağıda. Klasiği seçiyorsun. Bakın biraz daha ortalarda falan çıkıyor. Aç butonuna bastım. Bakın buradan anlayabilirsiniz bence. Çünkü her şey tüm slot buraya birleşmiş şekilde, dağılmış şekilde gözüküyor ekranda. Bakın istediğiniz eşyalara her şeyinizi koyabiliyorsunuz. Böyle sürüklemeniz yeterli oluyor. Sonrasında işte yanınızda taşımak gibi. Sandığı taşımak istediğiniz zaman yine kırıyorsunuz. Farklı bir yere koyuyorsunuz. Sadece depolama alanı olarak baktığınızda. Bunu yazdığımızda, bu sandığı aldığımızda istersen mesela maliyet vermek istemiyorum ama depolama alanım olsun istiyorum diyorsan bak en kötü maliyette bir slot elde ediyorsun. Tamam güzel. Bak sadece aç butonuna basıyorum. Bomboş bir arayüz var ama dostlarım sen bunu genişletmek istiyorsan mecburen Minecraft'taki sandıklardan daha fazla maliyet vermek zorunda kalıyorsun. O zaman şimdi istersen maliyet kısmına geçelim. Biraz daha parasal kısma geçeceğiz. Onun için de ne yapmamız gerekiyor dostlarım? Senin bir tane eşya yapmaması sağlaman gerekiyor ki bunları rahat bir şekilde gör. Sonrasında benim gibi hayatta kalma moduna geçmen gerekiyor. Bak hayatta kalmaya geçmezsen eşya yapmamasına tıklaman hiçbir şey değiştirmeyecek. Şimdi bunu buraya koyuyoruz ve diyoruz ki biz zengin iş adamıyız, tamam mı? Geldik hayatta kalma oyunumuzda da bu modu kullandık. Eşya yapmamasına hayatta kalmada tıklamayı unutmadık. Sonrasında hemen gireyim. Bak tıkladım burada, zaten şunu kapattığınızda bakın bu böyle açık olmayacak. Böyle olacak. Gördüğünüz gibi şöyle yeşil gözüküyor ya. Burada sandıklar görünmeye başlıyor. Bakın türleri zaten burada. Kaç tane sandık var baktığınızda dostlarım? Yani ondan fazla sandık türü görüyorsunuz. Mesela biz şu anda burada toprağı görmüştük. Toprak için bakın sadece toprak verdiğinizi söylemiştim. Sadece bir depolama alanı için doğada bulabileceğiniz bir mahsul. Tabii ki demir daha çok o şekilde dostlarım. O yüzden demiri de kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Mesela buradaki demirdeki fark altın daha fazlaydı. Çünkü altın biraz daha aşağılarda bulunuyor. O yüzden demire laf attığımı düşünmeyin dostlarım. Türüne göre malzeme değişiyor. Mesela ben burada demir küçesi kullanıyorsam burada da obsiden kullanıyorum. İşte burada da altın kullanıyorum. Burada da mesela netherite kullanıyorum. Yani ne kadar fazla depolama alanı istiyorum diyorsan o kadar fazlasını vermen gerekiyor. Ama tabii ki bir detayı unutmayalım. Bak yükselmeye başlayınca yani demir sandıklardan, maden sandıklardan yükselişe geçtiğim zaman diğer sandık seviyesini de benden istiyor. Mesela ben buraya geldim. Bak toprak için zaten bir şey istemesine gerek yok. Normal Minecraft sandığı verirken buradaki sandıkta netherite sandık için benim bir önceki alt seviyedeki sandığı da istiyor benden. Yani elmas sandığı ortaya koyacağım ki bu kadar zenginim diyorsan da gerisi sana kalmış dostlarım. Bunları yapar kullanırsın. Bence bununla ilgili daha anlatılacak bir şey yok. Sadece dikkat edilmesi gereken, şunu anlatmam gereken bir şey var kurulum kısmında. O yüzden hemen bence bu dünyayı durdurup kurulum kısmına geçebiliriz. O zaman kurulum kısmında dikkat etmeni söylediğim kısım şu aslında baktığın zaman. İstersen sen burada yeni bir dünya oluşturursun ya da fark etmez. Benim gibi daha önceki bir dünyayı düzenleyerek de yaparsın. Ama sadece burada söylediklerime biraz daha kulak ver lütfen. Şimdi burada dünya ismimizi verdikten sonra eklentiyi kurulum kısmına geçtiğimizde burada da bir denemeleri açıyoruz ilk önce. Bakın bunları unutmayın. İlk önce bunları açın. Sonra diğer tarafa geçelim. Burada 3 ayarı açmanız gerekiyor. Bunları unutmayın. Yoksa eklenti doğru çalışmayacak. Sonra geliyorsunuz. Paketlerime giriyorsunuz. Bak şimdi ben buradan etkinleştirdim. Sen de burada gözükmeyecek ilk başta. Benim gibi yapman gerekecek paketlerimden. Ve bak burada bir tane arayüz var. Şimdi 2 tane paket taşıyoruz burada. Yani benim sana vereceğim paket birinci temel olarak sandık paketi ve ikinci alt paket olarak da bu paketi etkinleştirmek zorunda olduğu için bunların ikisini de indiriyorsun. Önüne bak unutmuyorsun. Sadece tek başına bu çalışmaması gerekiyor. Bunun da olması gerekiyor yanında. Bunu aşağıya koyuyorsun ve en üstte de bu olacak. Sonrasında davranış paketi için zaten sadece alt paketi yine çalışıyor burada baktığın zaman. Mesela diyelim sen de bu üste geldiğinizde bunu ne yaparsın? Şuradaki oklarla beraber bak mesela ben böyle aşağı taşıyıp yukarı taşıyabiliyorum. Bence her şeyden bahsettin dostum. Yani Minecraft'ta bir taprak bir sandık bulamazdınız normalde. Bayağı komik geliyor kulağına aslında baktığı zaman ama doğadan mesela bir slotluk sandık yapabiliyorsun. Öyle düşün yani. Her şeyden yararlanmana izin veren bir mod. Bunu da bugün güncellenmesine bakmış olduk. Yani güncelleme notlarına falan filan detaylarını bence az çok çoğunu da öğrenmiş olduk. O yüzden gerisini sana bırakacağım. Senden tek istediğim şey tabii ki görünümün biraz daha değişik, sana farklı gireyi olabilir ama bunu bir kenara bırakırsak like atman, abone olman, bildirim açman ve destek vermen bu kadarı yeterli bence.